Hadi Selin'e ama ya. Böyle kaldım. Ne yapacağım şimdi? Çocuk orada yarım saattir ağaç olmuş beni bekliyor. Nasıl sinirlidir acaba bana? Saatine de bakıp duruyor. Yandın Selena. Oh be! Yaşasın! Artık Burak'ın yanına gidebilirim. Ah! Bu kafamdan çıktı. Ah! Elim! Ah! Hayır! Tutamadım kendimi. Hadi saklı. Ben iyilik arsız olmuşum. Yapamadan duramıyorum. Ne yapacağım şimdi? Bak, gideceğim yanına. Ama yine de gitmeliyim. Gel kızım. İyi, en azından oğlum demedi. Neyse yanında durayım da belki kızgınlığı azalır. Fifi. Fifi mi? Sen ne dolaşıyorsun bakayım burada? Seni de mi sevgilin ekti yoksa? Beni ekti de. Aa, ekmedim. Uf, Burak. Gerçekten sevgilin olsaydı ekmezdi diyorsun değil mi? Belki de haklısın. Yeteri kadar sevse burada böyle sap gibi bekliyor olmazdım. Uf, yapma Burak. Ah Selena, böyle olacağını biliyordun. Uf. Oysa bugün ona çok büyük bir sürprizim vardı. Sürpriz mi? Oh, ne acaba? Belki de bazı şeyleri tekrar düşünmem gerek. Yapma. Niye? Bilemiyorum Pamuk ya. Aa, düşünme. Ya vazgeçme. Kesin bildiğim bir şey var ki feci şekilde ekildim. Yok yok. Belki de bu yüzden cep telefonu kullanmıyor. Ah, ne alakası var? Ektiğinde arayıp neredesin demeyelim diye. Neyse. Bu kadar aptal yerine koyuldum yeter. Ben kaçıyorum. Kendine iyi bak olur mu? Al işte gidiyor. Of, ben nasıl affettireceğim kendimi? Burak, ben annen oğlum. Ne yapıyorsun diye aradım. Bu hafta sonu hani gelecektin? Baban çok merak etti. Bu arada buluşman nasıl geçti? Eve dönünce bizi ara. Burak Hoca, benim Fitnat Hanım. Ben dün gece sizi rüyamda gördüm de acaba iyi misiniz diye bir sorayım dedim. Bir ara bütün okuldakileri yemeğe davet edeceğim. Sizi de beklerim. Öptüm. Aramamış. Geleceğini biliyordum. Oh. Ama hemen affetmek yok. Önce biraz naz yapalım. Nilüfer? Burak? Sen burada ne işin var? Beni içeri almayacak mısın? Buraya gelebildiğine inanamıyorum. Bana istediğin kadar bağırabilirsin. Buna hakkın var. Haklarımı saydığın için teşekkür ederim. Sırada ne var? Elektrikli sandalye mi? Ben açıkçası nereden başlayacağımı bilemiyorum. Neden? Başlangıç için gayet güzel bir soru bence. Beni neden terk edip gittin? Hiçbir haber bırakmadan. Hem de evliliğimize çok az bir zaman kala. Buradan başla. Sonra neden herkese rezil olduğumu ve ailemin yüzüne neden bakamadığımı anlatmaya başla. Üzgünüm. Olmalısın. Sen üzülmeyi hak ediyorsun. Bak, hikayeni bilmek istemiyorum. Daha önce de yaptığın gibi kapıyı çek ve git. Bunca zaman seni çok özledim. Hala daha özlüyorum. İsviçre'ye gittikten sonra hep seni düşündüm. Ve senden ayrılmamın hayatımda yaptığım en büyük hata olduğunu düşündüm. Gidecek başka yerin olmadığı için gelmişsindir bana. Beni bırakıp yurt dışına gittin Nilüfer.
Bir başkasını bana tercih ettin bence. Beni öylece ortada bıraktın. Ve aradan 2 yıl geçtikten sonra dönüp seni çok özledim mi diyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi davranmamı mı bekliyorsun? Şimdi buraya neden geldiysen söyle ve çek git evimden. Ben sadece ikinci bir şans istiyorum. Burak. Başka bir kız var değil mi? Olmasa da bir şey değişmezdi. Benden daha mı güzel? Önemli olan bu değil. Önemli olan senin beni yine terk edip gidecek olman. Bu sefer çok farklı olacak, söz veriyorum. Bu sefer diye bir şey olmayacak Nülüfer. Sana hayatında başarılar dilerim. O kız seni benim seni sevdiğim kadar seviyor mu? Yoksa okulda mı tanıştınız? Ah, dur tahmin edeyim. Onun da saçları benimki gibi sarı değil mi? Evet. Ama bunun seninle bir ilgisi yok. Sadece bir tesadüf. Ona aşıksın. Evet. Aynı bana aşık olduğun gibi mi? Sen ne zaman istersen ben seni bekliyor olacağım. Ama o kız asla benim seni sevdiğim kadar sevemez. Ben sırf senin hayatını kurtarmak için gitmiştim. Bunun için mi terk edip gittin beni ha? Beni korumak için mi? Bana söyleyebilirdin. Ne dememi bekliyorsun? Kaldığımız yerden devam edelim dememi mi? Seni sevmiyorum artık. Rahat bırak beni. Duydun mu? Rahat bırak beni. Seni sevmiyorum.